Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bu şifa kaynağı yemeği sizler için hazırladım. Kurşun aşı denilen bu güzel tarifi hemen yapmaya başlayalım. Malzeme listesini şöyle bir göstereceğim ama sizler listeyi videonun altından da detaylı olarak okuyabilirsiniz. Hemen yapmaya başlayalım. Tencereye zeytinyağını aldım ve iyice ısındıktan sonra soğanımı ekliyorum ve hızlıca karıştırarak kavuruyorum. Hemen sonrasında salçayı da ekliyorum. İkisini beraber karıştıra karıştıra kavurduktan sonra sıcak su ekleyeceğim. Bir miktar sıcak su ekliyorum ve etlerimi haşladım, kenara ayırdım, et suyunu da ekledim. Yeteri kadar sıcak su ekledikten sonra haşladığım etleri ekledim. Etim kuzu eti, biraz yağlı tabii ki. Sizler bunun yerine dana eti ya da bir parça kavurma da katabilirsiniz. Sonrasında bulgur köftelerimi ekliyorum. Bunlar geçtiğimiz günlerde yayınladığım fellah köfteden arta kalan ve buzluğa koyduğum bulgur köfteleri. Tuzunu da ekliyorum ve tenceremin kapağını kapatacağım. Bulgur köftelerim yumuşayana kadar pişireceğim. Sonrasında gene haşlanmış olan nohut ekliyorum. Bunları da buzluktan aldım. Haşladığım ve suyunu süzdüğüm yeşil mercimeği de ekledim. Burada yarım bardak görünüyor ama sonradan bir bardağı tamamladım. Onu da aşağıya not edeceğim. Hemen hemen bütün malzemeler pişti. O nedenle baharatlarını da atalım ve şöyle bir karıştıralım. Daha da özleşsin diye kapağını kapatalım. Bir süre daha pişsin. Şimdi kontrol ediyorum. Çok fazla pişirmememiz gerekiyor. Bulgur köftelerimiz dağılabilir. Ama diğerleri de yumuşamış mı? Şöyle bir kontrol ettim. Tuzu ve pişmesi gayet güzel. Biraz taze karabiber çektim ve böylece yemeğim hazır hale geldi. Kış günlerinde oldukça besleyici olan bu güzel çorbayı umarım sizler de yaparsınız. Kayseri ilinin bu güzel çorbasının tarifi bu kadar. Videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu ve buna benzer pek çok tarif için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yeni yeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.